Merhaba arkadaşlar. Optik konusunu aydınlanma ile devam edelim. İlk önce ışık şiddetinden başlayalım. Işık şiddeti şu. Işık şiddeti kaynağın birim zamanında yaydığı foton sayısıdır. Bir güneşi bir mumu da dikkate alırsak arkadaşlar güneşten gelen ışık ışınları birim zamanında etrafına daha çok foton yaydığı için güneşin ışık şiddeti mumun ışık şiddetinden daha büyüktür. Işık şiddetini hatırlayacağınız üzere ışık şiddetinin I ile gösterilir. Birimi kandiladır. Aynı teme büyüklüktür bu ışık şiddeti. Ve ışık şiddeti kaynağa bağlıdır. Yani kaynaktan uzaklaştıkça ışık şiddeti değişmez. Güneşin ışık şiddeti mumun ışık şiddetinden büyük. Peki arkadaşlar ampulleri düşünün. Ampullerin gücü bu 60 watt, bu da 30 watt olsun. Arkadaşlar gücü arttıkça lambanın ışık şiddeti de artıyor. Şu lambanın ışık şiddetine I1, diğer lambanın ışık şiddetine I2 desem gücü büyük olanın da ışık şiddeti büyük. Yani I1 büyüktür, I2'dendir. Bunu diyebiliriz. Evet arkadaşlar ışık şiddetini unutmayın. Kaynağın birim zamanda yaydığı foton sayısıdır. Peki ikinci bir kavram bizim ışık akışı. Arkadaşlar bir herhangi bir kaynak olsun kaynağın ışık şiddetine I diyorduk. Bir kaynaktan yayılan bütün ışıkların toplamına biz ışık akışı diyoruz. Işık akışı phi harfiyle gösterilir. Arkadaşlar içi boş bir kürenin merkezinde ışık şiddeti I olan bir kaynak konuldu. Işık ışınları etrafa yayılırken küre yüzeyindeki ışık akışı bu formül yardımıyla bulunur. Phi eşittir 4 pi I kürenin arkadaşlar kaça kaçı yani alfa bölü 360'da ışık akışı bulunur. Buradaki I dediğim ışık şiddeti birimi kandilaydı. Arkadaşlar phi de ışık akışı birimi lümendir. Arkadaşlar burada anlaşılacağı üzere ışık akışı ışık şiddetiyle doğru orantılıdır. Işık şiddeti arttıkça ışık akışı değeri de artıyor ve ışık akışı R yarıçapına bağlı değildir. Bu arkadaşlar aklımıza kalsın. Phi eşittir 4 pi I alfa bölü 360. Şimdi arkadaşlar bu konuyu daha iyi öğrenmek, pekiştirmek için örneklerimize geçelim. Örnek 1. X, Y, Z kürelerinin yüzeylerindeki ışık akıları phi X, phi Y, phi Z bunları sıralayın. Arkadaşlar ışık akısının formülü phi eşittir 4 pi I alfa bölü 360. Arkadaşlar bütün küreler tam bir küre olduğu için alfa 360 olur. Oranları 1 olur. O zaman ışık akısı 4 pi ile orantılıdır. X'in ışık akısı phi x eşittir. 4 pi ışık şiddeti 1'e kadar. Phi y ışık akısı 4 pi arkadaşlar biri 1 ile diğeri 2 ile olsa da ışık akısı R yarı çapına bağlı değil. O da 4 pi I'dır. Phi Z ışık akısı 4 pi 2 kadarlık bir değerdir. Arkadaşlar burada da ışık akıları olarak Z büyüktür. Ama X ile Y'nin ışık akıları birbirinedir eşit. Buradan çıkaracağımız yargı ışık akısı R yarı çapına bağlı değil. Onu yazalım. Işık akısı phi dediğimiz kavram R yarıçapına bağlı değildir. Bağlı değildir. Evet arkadaşlar önemli bir kavram. Peki gelelim diğer bir şey örneğimize. Arkadaşlar X, Y yüzeylerindeki toplam ışık akıları phi x bölü phi y oranı kaçtır? X yüzeyine bir bakın dikdörtgen bir yüzey ikiye boyutunda kare bir yüzey. Arkadaşlar Y de eşkenar bir üçgen A kadar. Ama merkezlerin ışık şiddeti I olan bir kaynakla konulur. Arkadaşlar ışık akısı cismin şekline veya da yüzeyin şekline bağlı değildir. O zaman phi x eşittir 4 pi ışık şiddeti 1'e kadar 4 pi. Phi'yi bulurken phi de 4 pi, o da I kadardır. Arkadaşlar oranlasam oranı kaç oluyor? 1. Yani burada önemli olan kavramlardan bir tanesi ışık akısı yüzeyin şekline bağlı değildir. Yüzeyin şekline bağlı değil. Yüzeyin şekline bağlı değildir.
Güzel bir soru. Evet, diye bir örneğimize geçelim şimdi. Arkadaşlar, diğer örneğimiz şu. K yüzeyi 4'te 1 yarım çember R yarıçaplı. L yüzeyi de yarım bir çember 2R yarıçaplı. K ve L yüzeylerine ışık akılları oranı kaçtır? Güzel bir soru. Şimdi başlayalım. İlk önce K yüzeyine ışık ışınları buradan gelir. Peki Fi K eşittir. Formülü hatırlıyorum. 4 pi I alfa bölü 360. 4 pi I ışık şiddetiyle 1 I çarpı. Arkadaşlar alfa dediği 90 derece olur. 90 bölü 360 ya da 1 bölü 4'ü kadardır. O zaman buradan buradan 1 bölü 4. 4'lerde birbirini sadeleştirir. Pi kadar bir ışık akısı olur. Peki pi ile eşittir. 4 pi çarpı. Arkadaşlar 4 pi I. Peki bu yarım bir küre olduğu için 180 derece alfası bölü 360'ı oranlasam bunları. Burası 1, burası 2 olur. 4 2'ye oranlasam 2 pi I kadardır. Arkadaşlar pi k bölü pi ile oranı kaç oluyor? 1 bölü 2'dir. Evet, güzel bir soru oldu arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Örnek 4'ümüz. Arkadaşlar her iki durumda yüzeyler bir konumunda iki konumuna konulduğunda yüzeylerdeki ışık akısı nasıl değişir? Şimdi bu önemli soru, böyle böyle rahatlıkça bunu anlatalım. Arkadaşlar herhangi bir yüzeyde şu bir nolu yüzeyi düşünün. Bunu buradan şu hale getirdik. Peki bu yüzeydeki ışık akısı nasıl değişir? Paralel bir ışık kaynağı noktasal bir ışık kaynağından uzaklaştıkça o perdedeki ışık akısı nasıl değişir? Arkadaşlar şu an bu yüzeye gelen ışık akısı ışık ışınlarının toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 kadar. Peki perdeyi bu konumdan ikinci konuma getirsek yine ışık ışınları aynı şekilde buraya gelir. O zaman arkadaşlar paralel ışık kaynağı uzaklaştıkça aydınlanma şiddeti değişmez. Yani buradaki ışık akısı veya aydınlanma şiddeti dediğimiz ışık akımı miktarı daima sabit kalır. Peki arkadaşlar noktasal ışık kaynağı uzaklaştıkça perdeye düşen ışık akısı ne olur? Arkadaşlar perde birinci konumdayken bütün ışınlar şu an 1, 2, 3, 4, 5 tane ışın bu yüzeye geldi. Perdeyi bir konumda iki konuma getirince bu ışık ışını aynen gider. Bu daha yukarıya, bu örnek vereyim daha aşağıya gider. Bu noktaya gider. Buraya gelen ışınlar daha çoktu. Uzaklaştıkça buna gelen ışık miktarı da azaldı. O zaman arkadaşlar noktasal ışık kaynağı uzaklaştıkça ışık akı değeri ne yapıyor? Azalıyor. Bu önemli bir kavram. Arkadaşlar paralel ışık kaynağı uzaklığı değişse de değişmiyor ama noktasal ışık kaynağı uzaklaştıkça ışık akımı miktarı da azalmış oluyor. Evet arkadaşlar klasik örneklerden bir tanesi örnek 5. Ama buna dikkat edin. İyice anlatalım. Arkadaşlar soruyu anlatalım, şöyle diyelim. X yüzeyi var. Şurada bir noktasal ışık kaynağı. D kadar ötede bir tane X yüzeyi var. 2D kadar ötede bir Y yüzeyi var. Işık akılları oranı kaçtır? Onu sorduk. Şimdi onu bulurken şu. İlk önce açılardan gideyim. Arkadaşlar şu açıyı örnek vereyim. Alfa kadar desem yani X'e göre merkez açı burası. Ters açıdan burası alfaysa burası da ne kadardır? Alfa kadardır. Arkadaşlar ışık akısı uzaklığa bağlı değildi. O zaman X yüzeyine gelen ışık akısı, ilk önce bir formülü yazalım. Işık akısı 4 pi I alfa bölü 360'tı. Önce X yüzeyindeki ışık akı miktarını bulsak. Fx eşittir. X yüzeyine gelen, buradan gelen bütün ışık ışınların toplamı 4 pi I. Merkezdeki ışık şiddeti I çarpı o X yüzeyine gören açı alfa bölü 360. Peki Y yüzeyine gören ışık akısı Fi 4 pi ışık şiddeti 1 çarpı alfa bölü arkadaşlar 360'tır. O zaman oranlasam bunları. Açılar birbirine eşit. Arkadaşlar bunlar birbirini götürür. 4 pi'ler de birbirini götürür. Oranı 1 olur. Yani ışık akısı R yarıçapına bağlı değil.
Arkadaşlar bundan sonra bu konuyu aydınlanmayla devam edeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere.